Himalaya Sıra Dağları'nın güney yamaçları boyunca uzanan Asya ülkesi Nepal, doğu, güney ve batıda Hindistan'la, kuzeyde Çin'in Tibet özerk bölgesi arasında yer alan karayla çevrili bir ülkedir. Bölgesi doğudan batıya yaklaşık 500 mil ve kuzeyden güneye 90'la 150 mil arasındadır. Başkenti Katmandu'dur. Nepal, uzun bir süre tecrit politikasını benimseyen, babadan oğula geçen başbakanların yönetimi altında olmuştur. 1950'deki bir saray isyanı, 1951'de kraliyetin otoritesini geri getirene kadar dış dünyaya kapalı kaldı. Ülke 1955'te Birleşmiş Milletler'e kabul edildi. 1991'de krallık çok partili bir parlamenter sistem kurdu, ancak 2008'de yaşanan güçlü bir isyanla monarşi feshedildi ve Nepal demokratik bir cumhuriyet ilan edildi. Nepal eski Kızılderililer tarafından biliniyordu. Milattan önce 3. yüzyılda Büyük Hint İmparatoru Budizm'i Nepal'e getirdi. Nepal Çin'le temas halindeydi ve milattan sonra 200 civarında Likhavis adlı bir halk Nepal'de iktidarı ele geçirdi. Onların altında Nepal gelişti. Hem Hindu hem de Budist için büyük tapınaklar inşa edildi. Ancak Likhavis sonunda geriledi ve milattan sonra 879'da yeni bir dönem başladı. Onların yerini Takuriler aldı. 12. yüzyıldan itibaren soyadı Malla ile biten bir dizi kral Nepal'de hüküm sürdü. 14. yüzyılda bunlardan biri olan Jayasiti Malla, kast sistemini Nepal'e getirdi. Malla hanedanının gücü 15. yüzyılda zirveye ulaştı. Nepal, 18. yüzyılda Priti Narayan Sıha adlı bir adam tarafından yeniden birleştirildi. 19. yüzyılda Nepalliler İngilizlerle uzlaşmak zorunda kaldılar. 1814'te 16 arasında bir savaş verdiler ve ardından Nepal'in bugünkü sınırları çizildi. 1846 yılında Rang Bahadur adında bir adam iktidarı tekrar ele geçirdi ve kendisini başbakan ilan etti. Bu hanedana Rana Hanedanı adı verildi. 1950 yılında Rana devrildi ve kraliyet otoritesi yeniden sağlandı. Ardından 1959'da Nepal'de seçimler yapıldı. 1962 yılında yeni anayasaya göre kral bütün güce sahipti. Ancak 1990'da yaygın protestolar demokrasinin yeniden kurulması yönündeydi. Nepal yeni bir anayasa kazandı. 1991 yılında seçimler yapıldı. 96 yılında Nepal'de ekonomiye ciddi şekilde zarar veren bir komünist isyan başladı. Ancak Kasım 2006'da bir barış anlaşması imzalandı. Nisan 2008 seçimler yapıldı ve koalisyon hükümeti iktidara geldi. Mayıs 2008'de monarşi kaldırıldı ve Nepal bir cumhuriyet oldu. Nepal 2015 yılında yeni bir anayasa kazandı. Bugün Nepal fakir bir ülke olmaya devam ediyor. Halkın çoğu çiftçilikte geçiniyor. Ancak Nepal'de turizm büyük bir potansiyele sahip. 2020'de Nepal'in nüfusu 29 milyondu. Nepal, dünyadaki en sağlam ve en dolu dağlık arazilere sahiptir. Ülkenin kabaca %75'i dağlarla kaplıdır. Nepal'in subtropikal bir enlemdeki konumundan olduğu kadar yükseklikten de etkilenen iklimi vardır. Katmandu Vadisi'nde ortalama sıcaklıklar Ocak'ta 10 derece ile Temmuz'da 26 derece arasında değişir. Ortalama yıllık yağış 55 inç olup çoğu Haziran'dan Eylül'e kadar olan dönemde düşer. Karayla çevrili, ekonomik kalkınma için önemli kaynaklardan yoksun ve yetersiz bir ulaşım ağı tarafından engellenen Nepal, dünyadaki en az gelişmiş ülkelerden biridir. Ekonomi, temel malzemelerde ithalata ve orman ve tarım ürünleri için dış pazarlara büyük ölçüde bağımlıdır. Nepal, yakıt, inşaat malzemeleri, gübreler, metaller ve çoğu tüketim malları gibi temel malları ithal eder ve pirinç, jüt, kereste ve tekstil gibi ürünleri de ihraç eder. Tahmini nüfusu 29 milyondan fazla olan Nepal, çok sayıda etnik grup bulunmakta ve çok sayıda dile ev sahipliği yapar. Ülke halkının %80'i Hindudur ve Nepal kendisini dünyanın tek Hindu devleti olarak tanımlar. Nepal'in resmi dili Nepalcedir. Nepalce, Hint-Avrupa ailesinin Hint-Aryan koluna aittir. Tarahi ve dağlık bölgelerde bulunan bir dizi bölgesel lehçe vardır. Nepal'de nüfusun büyük bir çoğunluğu Hindudur, ancak küçük bir yüzdesi Budizm'i ve diğer dinleri kabul eder.
1951'de Rana yönetiminin devrilmesinin ardından sansürün gevşetilmesi, sanatsal ve entelektüel ifadenin yeniden canlanmasını teşvik etti. Edebiyat ve şiirde Nepal eserleri, kültürel rönesansı ve ulusal vatanseverliği vurgular. Ayrıca Türkiye'den aktarmasız olarak 7,5 saatlik bir uçuş sonrası Nepal'e gelebilirsiniz. Katmandu şehrine aktarmasız olarak düzenlenen bu uçuşlar dışında aynı zamanda aktarmalı uçuşlar da bulunur. Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları Nepal'e seyahatlerinde vize almak zorundadır.